Neredesin Memati? Oturuyorum usta. Memati, bana bir kuyumcu lazım. Açtırabilir misin? Kolay usta. Haber bekliyorum senden. Abdullah için beşi bir yerde falansa benim evde olacaktı tamam bir şeyler. Yok Memati, daha lüks bir şeyler lazım. Hayırdır usta? Memati, benimle konuşacak mısın? Yok usta. Ben dükkanı açtırayım, sana haber vereyim. Bekliyorum. Tamam usta. Yazma değil. Esat, senin kuyumcu duruyor mu? İyi. Aç dükkanı. Geliyorum. Bana ne lan zaten? Açacaksın dedin mi açacaksın? Yarını yok. Şimdi açacaksın. Abi, hiç mi standart yok bu memlekette? Ne standardı lan? Dükkanların kapalı olması standarttır abi. Sanki Avrupa'da racon sahiplerine standart var. Var tabii abi. Orada racon sahibi dükkana gitmez. Evine getirtir. Hoş geldin usta. Esat, göster bileziklerini, kolyelerini. Yüzük bakacağım ben. Usta yüzük almıştır çocuk. Kim çocuk? Abdüle için gelmedik mi usta? Yok Memati. Hayırdır usta? Yüzük, müzik. Bunu beğendim. Neredesin sen? Sabahtan beri seni arıyorum. Yuvada mısın, çıktın mı? Çıkmak üzereyim. Eve gideceğim. Bekle, gelip seni alayım. Tamam.
bak, bir daha görüşmeyelim diyeceksen ben şuradan bir taksiye biner giderim. Senin de bu taksi merakın. Anlamıyorum ki. 27 kere aradım seni. Niye cevap vermedin? Arıyordum. Ne arıyordun? Nasıl evlenme teklif edeceğimi. Çok komik. Ben ciddiyim. Bak Polat. Annen çok üstüne geliyor biliyorum. Ama benim böyle bir beklentim yok, haberin olsun. Hiçbir beklentin yok mu? Yok. Benim senden bir beklentim var. Kendimi Baba filminde gibi hissettim. Hangi sahne? Ağaçlar altında yürüdükleri sahne. Arkadan araba gelmiyor. Neymiş beklentilerin? Ben seninle yuva kurmak istiyorum. İş mi kuracağız beraber? Çocuk yuvası. Çocuk yuvası da denilebilir ama iş olarak bakmasak daha iyi. Anlamadım. İlla söyletecek misin? Evet. Belki de bu sonsuza kadar sana karşı olan tek avantajım. Benimle evlenir misin? Evet. Sadece sen istediğin için değil, aklıma, gönlüme ve ruhuma uygun bulduğum için Ebru'yu kendime eş olarak seçtim anneciğim. Oğlum benim, bana bu dünyada cenneti yaşattın. Allah'tan dilerim ki sen de eşinle, çocuklarınla cennet gibi bir hayat yaşayasın. Allah mutlu mesut etsin evladım. Bize bundan daha güzel bir hediye veremezdin. Niye kızımı getirmedin? Onu da görürdüm, onu da öperdim. Ana, gelin kaynana sizi pek sık görüştürmeyi düşünmüyorum. Bir daha ağzından kaynana lafını duymayacağım. Ben sana nasıl anneysem ona da öyle anneyim. Evladım, devlet büyükleriyle görüştün değil mi bu husu? O ihtiyarlar müsaade etmese evlenme kararı alır mıydı hiç? Yok babacığım, görüşmedim. Şimdi ne olacak? Yaşayıp göreceğiz. Sen demez misin? Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diye. Yavrum benim, yavrum. Bir dakika Sedef, bir dakika, kapı çalıyor. Kim, nişanlın mı?
Aman deli. Hadi öptüm, ararım sonra. Tamam. Anne, baba. Ebru. Canım. Güzel kızım. Geçin içeri, geçin. E bavulla. Tamam. Oba, sen alalım. Taşıma. Annem doldurdu tamam, bunları babacığım. Ona göre. Ay bu İstanbul'un trafiği felaket. Ama ben sana söyledim, öbür taraftan gidelim dedim. Gelir gelmez hemen şikayet etmeye başlama. Otur bir dinlenelim önce. Yok hayatım, şikayet etmiyorum. O yüzük ne kızım? Anne ben nişanlandım. Ne? Aa! Anne yalvarırım babama sen söyle. Ebru yüreğime mi indireceksin sen benim? Ne konuşacaksanız gelin yanımda konuşun. Anne yalvarıyorum sana. Gidip babana sen anlatmalısın. Ebru'nun sana bir sürprizi var. Öyle mi? Hı hı. Ebru. Söyle bakalım neymiş güzel kızım? Neymiş bu sürpriz? Aslında şu anda utancımdan ölmek istiyorum. Aşk olsun. Babandan mı çekiniyorsun? Babacığım biliyorum sana her şeyi anlatacağıma söz verdiğimi. Gizli hiçbir şey yapmayacağıma. Ama o kadar ani oldu ki. Nişanlanmış. Anne. Tam olarak öyle değil. Ya nasıl? Evlenme teklifi aldım ve kabul ettim. Biliyorum size haber vermem gerekirdi. Ama o kadar iyi, o kadar yakışıklı, o kadar güzel kalpli bir insan ki aklım başımdan uçup gitti. Kızımız kocaman oldu. Artık kabul etmemiz gerekiyor. Ben daima senin en doğru kararları aldığını düşünürüm. Senin için doğru olan benim için de doğrudur. Senin için güzel olan benim için de güzeldir. Umarım çok mutlu, güzel bir evliliğin olur. Teşekkür ederim babacığım. Tek hayalim annemle senin evliliğine sahip olmak. Peki kimmiş bu Bay Şanslı? Polat Alemdar. Polat'ın annesi hastanede biliyor musun anne? Durumu ağır. Belki ziyarete gideriz. Olur kızım. Ne dedin? Polat Alemdar. Asla evlenemezsin. Baba gazetede internette başka türlü yazıyor biliyorum ama ben onu... Ebru seni evlatlıktan reddederim. Polat Alemdar diye biriyle evlenmene asla izin vermeyeceğim.